Çaldıran Savaşı İranlılar tarafından milli bir devletin doğuşu olarak görülür ve her yıl törenlerde kutlanır. O savaşın cereyan ettiği ovadan uçaklar uçurulur, törenler yapılır, konferanslar yapılır ve ihmal edilmez kesinlikle. Çünkü onlar kendilerini istilaya gelmekte olan bir orduya karşı İranlıların topyekün direnişi olarak anlatırlar. Bizim anlatış şeklimizde Şah İsmail ve Safeviler kötüydü, biz Osmanlı ordusu gitti, yendi deriz. Ama işin gerçeğine bakmak gerekirse iki Türk kuvveti birbiriyle savaşmıştır. Ali Ekber Sabir, Azeri şair, Ali Ekber Sabir'in çok güzel bir mısrağı vardır bu konuda. Der ki, hem tirzeniz hem hedefiz bizler. Yani evet, hem oku atan biziz hem de hedefteki biziz der. Çok güzel tanımlar bu Çaldıran Savaşı'nı. Azeriler için de bir milli kahramandır. Aslında Azeri diye ayırmamak lazım. Türkler için de bir milli kahramandır. O da bir niye? Türk hükümdarıdır. Niye bizim takipatına göre biz düşmandır kimiz? Ya. Biz kimiz? Biz Osmanlıysak eğer bizim için düşmandır. Ama biz Türk isek, biz Osmanlı yani, değiliz. Biz bunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama bizim takipatımız var. Şah İsmail berbat bir adam. İşte bizim kahraman yavuzumuz gitti onu perişan etti. Osmanlı tarihinde de öyle o. Osmanlı tarihinde de, Cumhuriyet tarihinde de öyle. Şimdi bu bizim anlatış şeklimiz ama eğer bunu bir Türk dünyası tarihi içinde göreceksek Şah İsmail de bir Türk hükümdarıdır. İki kahraman savaştılar. İki Türk hükümdarı savaştı. İkisi de kendi tarihi için birer kahramandı. Uzun Hasan da Türktür. Uzun Hasan Timur da Türktür. Timur da Türktür. Tabii ki. Hatta ta Kütahya'ya kadar gelip Bursa'yı bile yağmalamış. İbrahim Paşa da Türktür. Evet. Mısır konuşuyor mu? Mısır diyor. Mehmet Ali Paşa'nın da değil o zaman da. Kütahya'yı bile yağmalatmış ama yani şey, bu maalesef şey, tarihimizin çok dramatik bir yanıdır. Yani. Hem tirzen olmak, yani hem okatan olmak, hem hedef olmak çok dramatik bir durumdur. Ama yine Ali Ekber Sabir diyor ki, bir şey garibiz biz, ne bileyim, bir tuhafız biz diyor. Yani biz garip bir topluluğuz, yani tuhaf bir topluluğuz diyor. O da anlayamıyor. İktidar savaşı ya. Evet, muhakkak ki yani. Bundan daha normal ne var ki yani? Zulkadiroğlu da işte Yavuz Sultan Selim'in dedesidir yani bir açıdan baktığınız tabii zaman. Ama burada artık devlette baba, dede, emmi, dayı olmaz, olmaz yani. Burada herkesin bir hakimiyet sahası vardır. Bu hakimiyet sahasına kimse dokundurtmaz. Bu da normaldir. Ama eğer biz bunu topyekun bir Türk tarihinin parçası olarak görmez isek o benim düşmanımdı, o benim dostum diye görürüz ve yanlış bir yere gideriz. Artık bazı şeyler tarihte kalmıştır. Bunlar tarihin konusudur. Okuruz, eğleniriz. Okuruz, üzülürüz. Okuruz, seviniriz. Moral motivasyon buluruz veya utanırız. Bu tarihtir. Sadece tarihtir bu. Bunu böyle sadece bir tarih olarak görmek lazım. Yoksa oradaki savaşı siz günümüze getirmeye çalışırsanız... Ama etkileri yani, var o savaşın. Ha, etkileri vardır tabii. Etkileri, her savaşın kendine göre etkileri vardır. Mesela? Yani İran Şiası. Ve daha sonra... Ta 1900 yani Birinci Dünya Harbi'ne kadar İran'ın her zaman için bize karşı olmasıdır. Yani biz Kasr-ı-Şirin anlaşmasıyla bugünkü İran sınırımızı belirledik falan filan deriz. 1903 veya 4'tür Sultanım zamanında bir sınır düzeltme anlaşması vardır. Yani hep devam etmiştir o şey. Yani İran'la Osmanlı rekabet her zaman devam etmiştir. İranlıyı ama... batıran, Osmanlı'yı batıran İran savaşları denir yapıyor. Hayır, bu yanlış. İran'la 1639'dan sonra hemen hemen hiç savaş yoktur. Ama rekabet devam eder. Aslında şunu iyi görmek lazım. Osmanlı ayağını kaldıracak, İran basacaktır. Bu hep tarihte böyle olmuştur. Bugün yani yok mu o Türkiye Cumhuriyetler evet dediğimiz yerde? İran-Türkiye rekabeti yok mu? Var, var tabii. Var, bu her zaman devam ediyor. O da bir devlet yani. O da başlı başına bir devlet. Hatta bazı gelenekler bakımından baya baya bir devlet. Evet. Küçümsenmeyecek, yaban atılmayacak. Bizden daha kötü bir devlet baktım o zaman. 2500 yıllık bir devlet yani. Kesinlikle doğru. Ve bazı ilkeleri var. Asla değişmez. Dış politikası değişmez. Kültür politikası değişmez İran'da. Şah zamanında bir politika başlamıştır. Kültür politikası devrim zamanında devam eder. Yani birçok yönüyle onlar öyle. Ya, elbette ki o savaşın günümüze etkileri var. Şah'ın ama... özel kalem müdürü vardı. General Aryana. Devrim oldu. Hümeyni'nin özel kalem müdürü oldu. Sonra İstanbul Türkiye'ye kaçtı. Evet. Ama değiştirmediler mesela. Yani onlar bazı esaslarını her zaman riayet ederler. Devleti de devlet gibi yönetirler yani. Kabul etmek lazım. Bu arada anayasa değişikliğinin tümü oylanıyordu biliyorsunuz. O da 336 oyla kabul edilmiş. Evet, memlekete hayırlı olsun ne diyelim. Hayırlı şimdi, olur, şerli olur, göreceğiz. Az önce bir soru yarım kaldı. Belki seyircilerimiz merak ederdir. Onu tamamlamak istiyorum. Evet. Soru, izniniz olursa.
Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevilere. Türkmeni öldürdü mü, öldürmedi mi meselesi. Şimdi ben Türkmenler üzerine çalışma yaptım ve tam bu dönemi çalıştım. Ben de bir Türkmenim. Yani böyle bir mesele karşıma çıktığında da yazmaktan hiçbir zaman çekinmem. Ama böyle bir mesele hiçbir şekilde karşıma çıkmadı. Öldürmemiş mi yani? Öldürmemiştir. Bu teknik olarak zaten mümkün değildir. Yani 40 bin kişi karşınızda, Şah İsmail'in ordusu zaten 40 bin kadardı. Bakın, bazı bilgileri Osmanlı belgelerinden doğrulama veya sağlamasını yapma imkanınız var. Osmanlı nüfus kayıtlarını, belge kayıtlarından çıktı mı onlar? İşte çıkmıyor. Azalma oradan var mı? Hayır. Büyük bir azalma olması lazım. Tabii bir köy 50 haneden ibarettir. Kaç bin köy gider? En kötü ihtimalle 2000 köy. En kötü ihtimalle 2000 köyün ortadan kalkması lazım. Bunlar az rakamlar değil. Yani 40 bin dediğiniz zaman mesela Fransız tarihçi Garamond, onun çalışması vardır. O da bulamamıştır bir şey. O da 70 kişilik falan bir isim bulabilmiştir ancak. Bakke Garamond'u mu diyorsun? Evet. Benim çalışmalarımda ben Doğu Anadolu'yu çalıştım. Peki niye böyle bir inanış var? Şimdi bakın, Osmanlı tarihçilerinin veya İslam tarihçilerinin bir özelliği vardır. Rakamlar üzerinden giderek hükümdarlara şerefler kazandırmaya çalışırlar. Savaşta diyelim ki 10 bin kişi öldürüldü der. Gerçekte aslında bu mümkün değildir veya olmamıştır böyle bir şey. Ama bu sayıyı abartır. Yavuz Sultan Selim'in de bu Türkmenleri öldürmesi konusunda İdrisi Bitlisi bir söz söylemiştir. 40 bin kişi defter edildi ve bunlar öldürüldü demiştir. Herkes bunu söylemiştir. Ama hiç başka bir yerde yok mu? Kaynak İdrisi Bitlisi mi? İlk kaynak İdrisi Bitlisi'dir. Yani hiçbir onun çağdaşı olan başka birisi yazmamış. Bilgileri şeyden almışlardır. İdrisi Bitlisi'den ondan almışlardır. Yani bilgin ondan aldığı bellidir. Kaynaklara baktığınız zaman takip edebiliyorsunuz. İdrisi Bitlisi çağdaştır. Evet. Ama bunu söylüyor. Yani amaç orada hükümdarına şeref kazandırmaktır. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Bakın, bazı köyleri bulabiliyorsunuz. Köyler boşalmıştır. Yok köy. Yani köyün adı var da ahali yok. Ama sonradan öğreniyorsunuz ki çatışmalar sırasında köy boşalmış. Ya köy Sünni köyü Osmanlı içine kaçmış, ya Kızılbaş köyü İran'a kaçmış mesela. Yani bu gittiğini gösteriyor mu? Tabii buluyorsunuz siz yani. Diyor ki bu Kızılbaş fetretinde göç etmiştir diyor. Kızılbaş fetretinde gitmiştir diyor. Göç İran'a mı, ahirete mi? Hayır. Eğer Sünni köyü ise iç taraflara göç ediyor. Savaş meydanına çekiliyor. Kızılbaş köyü ise Safevi tarafına gidiyor. Yani, gider 15 bin kişi Kızılbaş mı yani? Efendim? Gider ilk 15 bin kişi Kızılbaş mı? O Tekeli Türkmenler Kızılbaş. Onlar gidiyorlar. Ha, burada şunu da söyleyeyim. Bakın, Tekeli isyanı hemen İran'da duyuluyor. Ve kaynaklara hemen yansıyor. Orada isyan geldi. Bu adamlarla ilgili detaylar veriliyor. Ama 40 bin kişinin öldüğüne dair hiçbir Safevi kaynağında bir tane ip ucu dahi yok. Bir emare, bir belirti, bir iz yok. Kesinlikle yok. Nasıl fark edilmez? Tabii ki. Nasıl fark edilmez? Mesela Şah İsmail Nur Ali Halife'yi Anadolu'ya gönderiyor. Git Kızılbaşları topla. Çünkü askeri ihtiyacı var. Nur Ali Halife bütün Doğu Anadolu'yu dolaşıyor. 3000 kişi toplayabiliyor. Niye? Yok ki yani. Zannedilmesin ki Şah İsmail ortaya çıktığında bütün Anadolu Kızılbaşlı. Zannedilmesin. Böyle bir şey yok yani. Kimlerin katıldığını biliyoruz. Dulkadir'den giden var. Avşarlardan gidenler var. Avşarlar Akkoyunlu Avşarlardır. Osmanlı Avşarı değildir. Canik bölgesinden Çepniler gitmişlerdir. Antalya'dan Tekeliler gitmişlerdir. Diğerler zaten Akkoyunlu coğrafyasının ve İran coğrafyasının Türkmenleridir. Çaldıran Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in satranç oynadığı yolunda bir rivayet. Evet, rivayet yani, siz de söylediniz, evet. Böyle bir şey olur mu? Peki bu güç mücadelesi midir, mezhep mücadelesi midir? Her ikisi de. Yani bunu sadece mezhep, sadece güç, sadece toprak kavgası olarak göremezsiniz. İşin içinde ticaret yolları meselesi de vardır. Var. Tabii İpek yolu o işlemez hale geliyor. Akkoyunlu topraklarının kimin elinde olacağı meselesi vardır. Anadolu'da çok ciddi kıpırdanmalar var. Bu tür meseleler vardır. Yani bunlar hep iç içe girmiş meseleler. Ama Çaldıran Savaşı Safevi İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmıyor değil mi? Kaldırmıyor. Sadece bir darbe vuruyor. Bir darbe vuruyor. Yani Osmanlı ve Yavuz Sultan Selim... Ve bir de Doğu Anadolu topraklarını Osmanlı'ya katıyor. Tabii ki. İkinci bir, yani savaşın hemen sonucu değildir. Savaşla beraber başlayan sürecin sonucudur Doğu Anadolu'nun katılması. Yavuz Sultan Selim ikinci bir sefere niyetli ama bunu gerçekleştiremiyor. Niye? Çünkü Dulkadir meselesi giriyor işin içine. Daha sonra Mısır meselesi giriyor işin içine. O toprakları
yöneliyor. Yani ama Özbeklerden özellikle çok ciddi çağrılar var, teklifler var, hatta kışkırtmalar var. Sen diyor, Özbeklerden gelen bir mektup var. Sen diyor Zülkarneyn'sin, İslam'ın vaat edilen Zülkarneyn'sin. Yani İskender'i kastediyor. Nasıl ki diyor Zülkarneyn İran mülkünü topraklarına kattıysa sen de yürü ve sen de kat diyor. Sen bunu yapabilirsin. Niye onu yapmıyor? Gücüm yok. Hayır işte az önce söyledim. Önce 1515'te Zulkadir topraklarını Osmanlı ülkesine kattı. O meseleyi çözüyor. Bütünleştirecek. Tabii. Bir de Memlükler ciddi bir güçtür. Tabii. Yani biz Mecidiyebek Ridani öyle kolay savaşlar zannederiz. Bu adamlar Osmanlı'nın en zor savaşlarıdır ya. Bir evet. De şey Haçlıları durduran, Moğolları durmuş. Moğolları durduran oldu durumlar. Çok güçlüdür onlar. Çölü geçiyorsun ya kolay mı? Çölü geçiyor ve Kahire'yi alıyor ama şey yok. Memlük Sultanı ortada yok. Ve orada da bir belirsizlik var. Kaynağın biri diyor ki Kahire'yi yaktılar diyor. Sırf hükümdar ortaya çıksın da savaşalım diye. Onu kışkırtıyor mesela. Kahire'nin bir iki mahallesini yakıyorlar. Peki Ridaniye Savaşı nerede olmuştu? Ridaniye Savaşı Mısır ya Kahire yakınlarındadır. O savaş sırasında yok mu orada? Yok, sonra Tumamba yakalanır. Yeniliyor ve çekiliyor, geri çekiliyor. Kayıp, yani. Kansu Gavri. Kansu Gavri. O kayıp, fakat bir de kumandanı var, Tumambay. Asıl şey yapan odur. Sonra Tumambay çadıra getirilir, çok izzet ikram yapar ve hükümdar muamelesi yapar. Yalnız bizim tarihçilerde Yavuz'un kışkırtması da olabilir diyorlar. Nasıldı Yansur'u, Allah'ın Yansur'u Tumambay diye, yani Allah Tumambay'ı muzaffer etsin diye bir alada bağırıyorlar. Bunu Yavuz da bağırmış olabiliyor diyorlar. Ondan sonra o gün Tumambay'ı ki çadırından aldırır, o Bab-ı Züveyle denilen bir kapı vardır. Züveyle kapısı. Orada astırır. Ve birkaç gün teşhir edilir. Çünkü Tumambay milli kahraman, Çerkes. Büyük ihtimalle Çerkes. Evet, evet, evet. Kafkasyalı. Milli kahraman ve hala bugün Bab-ı Züveyle'de, duruyor Bab-ı Züveyle, o asıldığı şey, ne derler, kanca, demir kanca hala durur orada. Yok, ve küçük bir kitabı vardır. El-Otmaniyun, işte Osmanlılar, Mısır'ın büyük şeysi Tumambay'ı burada idam ettiler. Evet. Yani başka problemler kendine çekiyor. Çok iyi bir askerdi. Zaten başta şey yapmamış, hiç. Dendiğine göre, Arap değil, Mısırlı değil, belki bir görev falan da verebiliyordu ama Allah onu muzaffer etsin diye millet bağırınca belki de karar değiştirdi, provokasyon yaptı, idam ettiriyor ama evet. Çok iyi bir asker o da. Dolayısıyla yani İran'a bir daha yönelemiyor. Şah İsmail'in tutumu çok ılımlı. Elçiler gönderiyor Yavuz Sultan Selim ile sur yapabilmek için ve yeniden bir barış ortamı tesis edebilmek için. Ama Yavuz Sultan Selim çok katı ve kararlı. Hatta elçileri geri göndermiyor. Bu İstanbul'da tutuyor. Haps atıyor. Bir de şey söylemek lazım. O dönemde İran dediğimiz bizim sadece bugünkü İran değil, Bağdat da içindedir onun. Tabii tabii. Irak tabii, Acem tabii. Denilen yer. Tabii. Acem Irak yani aşağısı tabii. Da. Ve kanuni gitmişti oraya. Tabii. Ama Bağdat ne oldu? Bağdat daha aşağı kadar gidiyor galiba. Tabii. Bütün o Necef, Kerbela falan. İran tabii, orası. Tabii, tabii, İran tabii. Orası. İran, o... İran, Irak alt kısım hepsi. Şey, Acemi Irak. Irak Acem. Evet. Irak Acem. Acem Irak'ı yani. Fakat orası ne oldu Çaldıran'dan sonra? Bunu ihmal etmeyelim. Şah İsmail'in yenilmezlik anlayışı yerle bir oldu. Şah İsmail'de karizma falan kalmadı. Çok içkiye bulmuş. Ve Şah İsmail mi? Çok içkiye bulmuş. Ne zaman? Çaldıran'dan sonra. Çaldıran'dan sonra artık zaten savaşmıyor. Bir Gürcistan seferi var. Oraya da Durmuşan Rumi'yi dersini almış oturmuş yani. Biraz üzülüyor evet. Ondan biraz önce çünkü çok vahşi. Her tarafta maraza çıkartıyor. Yani vahşi demeyelim de. Şimdi bizim şeyimiz daha farklı. Saldırgan değil. Atak ya, değil, ülkeyi zıkırın. Toparlamaya çalışıyor. Yani bir ülke kuruyor, devlet kurtuyor. Avşar, Türkmen. Yani hepsi bizim. Şimdi kendi sultanlarımızı öyle demeyelim diye söylüyorum. Şimdi şöyle, kendi ülkesini toparlamaya çalışıyor. Toparlarken yeri geldiğinde acımasız oluyor. Ama bütün savaşları kazanıyor. Yani bu kadar genç olacak ve bütün savaşları kazanacak. Çaldıran hariç. Çaldıran bu müritlerinin gözünde, bakın sadece askeri değil onlar. Onlar aynı zamanda onun müritleri. Müritlerinin gözünde bir kahraman. Yeri şey geliyor adam onu, yani. Şeyde. Tabii neredeyse tanrı gibi davranıyorlar ona yani. Ve yenilmez bu adam. Fakat Çaldıran'da yeniliyor. Her şey yerle bir. Müritleri derin bir sessizliğe gömülüyor. Karizma çizik. Kesinlikle. Bir Gürcistan seferi var. Ona da kendisi gitmiyor zaten. Durmuşan Rumlu'yu gönderiyor. Kendisi bundan sonraki hayatını 1524'e kadar eğlenceyle geçiriyor.
Eğlenceli. Tabii tabii, eğlenceli geçiriyor. Daha çok gençlerle beraber. Çocukluğunu yaşayamamış biri yani. Gençlerle beraber derken? Yani o meclislerinde, ha, sohbet meclislerinde. Hani Halis Sopak gibi dedi. Öyle düşünmüyoruz yani. O bunlar sultan tabii. Sultanlara öyle konuşmak lazım. İşaret meclisi levazımı saltanattır. Evet. Ha. Sultanlığın şanındandır. Gereğindendir. Yani Şah İsmail Türk tarihinde ne kadar yani bizim bu tarafa düşman görünse de edebiyata tam tersidir. Tabii. En büyük şairlerden biri geçirir. Adam okumuş bir şiir. Oku bir şiirini. Ha. Aman hey erenle mürüvvetsizden, öksüzem garibem amana geldim, şu benim halime merhamet eylen. Nasıl şu benim halime ağlayı ağlayı meydana geldim. Şahın bahçesinde ben garip bülbül, efkarım artmakta halim pek müşkül. Koparmadım asla, kokladım bir gül, kafir olduysam imana geldim. Bu muazzam laftır. Koparmadım asla, kokladım bir gül, kafir olduysam imana geldim. Yani çok büyük şairdir. Şiirleri Türkçe yazıyor yani. Türkçe, ana dil Türkçe adam. İkilik perdesi yoktur özümde, birliktir muradım özüm sözümde. Gece gündüz daim hak niyazında, kıblegahım Şah-ı Mevdan'a geldim. Gönül şahinimi saldım hevaya, akıl sefinesin vermişim ziya. Akıl sefinesin verdim ziyaya, izin gitti. Yüzüm süre geldi ben hakipaya, Server Muhammed'e Selman'a geldim. Sözler çok güzel. Muhammed Ali'nin kullarındanım, Ali Aba Nesli Hayderi'denim, İmam-ı Cafer'in mezhebindenim, derdiment Hatayi dermana geldim. Hatayi kendisi. Çok büyük şairdir. Şimdi şey tuhaf. Şah İsmail'in şiiri bu. İşte koparmadım asla, kokladım bir gül, kafir olduysam imana geldim. Yavuz'un şiirine bakalım. Her gece altın benekli asumaneler geyip, şimdi çerhi pirezan olmuştu oynaşım benim. Onun şiirde hangisini kolay anlıyorsun? Türkçe'de hangisini kolay? Ve hep tartışmadır. Yavuz Selim'in şiirleri ona mı aittir, değil midir? O merdümü dileme bilmem ne fizunutte felek. Neydi o, bir aşk şiiri vardı çok güzel bir şeyde. İşte bu. Mevdüm yediğime bilmem nefisun etti felek. Suriye'de karşılaştığı kadına yazdı. Sinemi yıkıldı füzun eşkimi hun etti felek. Şiirler aslanlar. Pençeyi kahrımdan olurken lerzan. Beni bir gözleri ahu yazebun etti felek. Çok efsane vardı o şiir hakkında. Yani karşılaştığı bir kadın diyorlar, ahu gözü yok yatağa not bırakmış, değil mi kan söyle bir şey. Efendim şiir pençe diyorlar o antraks tipi sırtındaki. Antraks neydi şey? Şarbonumsu. O deniyor falan. Ama bu sözlere baktığım vakit pek o çağın sözü değil bu.